Herkese merhaba. Tekrar yeni gelenler var. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. İyi ki geldiniz. Şimdi korunması gereken türler ve yönetimini konuşacağız. Nesli tükenen çok sayıda canlı var. Biz deniz canlıları üzerinde konuşuyoruz ama ilk sözü Fırat Üniversitesi'nden Sayın Nuri Başusta hocamız alacak. Nuri hocam sizdeyiz. Siz de heyecanla konferansı beklediniz ve sabırla da sabahtan beri bizi izliyorsunuz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum ve sözü size veriyorum Sayın hocam. Sesim net geliyor mu? Evet hocam, geliyor. Tamam, dinliyoruz. Tamam. Ya Gakkoş'un bütün sesleri iyi gelir. Hocam çok teşekkür ederim. Gakkoş diye. Evet. Herkesin okyanuslar 8 Haziran Okyanuslar Günü'nü kutluyorum. Tabii bu webinarı düzenleyen, organize eden başta Bayram hocam, TÜDAV olmak üzere gazeteci Gökhan Karakaş ve Bilal Karataş arkadaşlara da son derece teşekkür ediyorum. İnşallah bunların devamı gelir. Ben hemen söze girmek istiyorum. Yaklaşık 2005 yılından beri köpek balıkları ve vatozlarla ilgili çalıştığım için tabii bunda Bayram hocamızın da müthiş bir desteği oldu bu konulara yönelmemizde tabii ki. Ve bunlarla ilgili elimizden geldiğince çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda ben öncelikli olarak besin piramidinin üst kısmında yer alan bu canlılarla başlamak istiyorum. Tabii diğer arkadaşlar da kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili elbette konuşmaları yapacaklardır. TÜDAV'ın web sayfasında da zaten kıkırdaklı balıklar, bu köpek balıkları ve vatozların olduğu kıkırdaklı balıklarla ilgili bir web sayfası var. Oraya da isteyenler girip bakabilir. Gerekli bilgilerin çoğunu oraya yüklüyoruz zaten. Akdeniz'de yaklaşık olarak 77'ye yakın kıkırdaklı balık var. Bunların 43'ü köpek balığı, 33'ü vatoz ve bir deniz kendisi olmak üzere. Tabii bunlarla ilgili daha önce 5 türde bir av yasağıyla ilgili bir konu vardı. Daha sonra bu 19 Nisan 2018 tarihinde TÜDAV'ın da girişimleriyle 17 türe çıktı bu türler. Kelerler, işte, kemane vatozları, hayalet vatozlar, saban balıkları, sivri burun cam gözler, işte mahmuzlu cam gözler, domuz balığı gibi türler. Bunlar da koruma amaçlı olarak avcılığı yasaklandı. Tabii bunlar neden önemli türler? Bunlar tabii son derece yavaş büyüyen türler, geç eşeysel olgunluğa ulaşan türler ve çok az yavru veren türler. Öyle ki mantalar ve işte hayalet vatoz dediğimiz türler senede bir yavru yapıyorlar. Ve bunlar özellikle 7-8 yaşından sonra ilk eşeysel, yani ilk üreme çağına ulaşıyorlar. Dolayısıyla bunların korunması gerekiyor. Tabii ülkemiz açısından baktığımız zaman bunları çok da isteyerek avlandığı söylenemez. Kazara avlanan türler bunlar birçoğu. Birçoğu da çeşitli şekillerde işlenip pazarlanan türler. Tabii daha önceleri bu köpek balıkları, vatozlar işte denizleri temizleyen işte böyle türler olarak göze batıyordu. Ama son zamanlarda baktığımız zaman özellikle köpek balığı yüzgeci çorbası olsun, bunların işte kozmetik sanayinde özellikle güzellik bakım ürünlerinde nemlendirici kremler, yağlar, ruj, yüz pudraları, maskara gibi böyle ürünlerde kullanıldığı, işte pet ürünlerde kedi maması gibi bunlar da işte konserve kuru olarak kullanıldığını görüyoruz ve hatta bunların yapılan DNA analizlerinde
%70'inden fazlasının sivri burun cam göze ait olduğu son literatürlerde yazıyor. Dolayısıyla özellikle Çin'de bunların köpek balığı çorbasından, yüzgeç çorbasından 73 milyon köpek balığının avlandığını biliyoruz. Yaklaşık olarak bu da 17 bin metrik ton köpek balığı yüzgecine tekabül ediyor. Bu nedenlerle bu türlerin koruma altına alınması gerekiyor. Özellikle bizde kum köpek balığı dediğimiz boncuk koyunda üreme alanı tespit edilen bir türümüz var. Şimdi biz bu türün yumurtalık koyundan, Doğu Akdeniz'den yumurtalık koyundan ikinci üreme alanını, yavru bakım ve üreme alanını bildiriyoruz. Yakında bununla ilgili de bir yayınımız çıkacak. Onu da buradan bildirmek istiyorum. Zaten bu türe ait tüm dünyada 11 tane üreme alanı var. Bunların 2 tanesi Türkiye'de. Bu göz ardı edilecek bir durum değil. Bunun dışında tabii mantalara baktığımız zaman bunlarda bir üreme göçü var. Özellikle işte Filistin, Gazze kıyılarından başlayıp işte İskenderun Körfezi ve Antalya Beş Adaları tarafından yukarıya Adriyatik Denizi'ne doğru olan göçleri var. Bunların dikkate alınması gerekir. Bunun gibi özellikle bazı vatoz türlerinin üreme alanlarının tespiti ile ilgili çalışmaların yapılması gerekir. Ekolojik çalışmaların yoğun olarak yapılması gerekir. Çünkü özellikle bu vatozların üreme dönemlerinde nehir ağızlarını tercih ettiği yaptığımız gözlemler sonucu ortaya çıktı. Ve bununla ilgili de bazı yayınlar yaptık zaten. Yine Türkiye'deki bu yasaklamayla birlikte kıkırdaklı balıklardan, özellikle vatozlardan 2019 yılı verileri yeni yayınlandı. Son derece düştüğünü söyleyebiliriz. Örnek olarak 81-82 tondan işte 8,5 tona kadar düştüğünü rahatlıkla söyleriz. Tabii bu alınan tedbirler sayesinde oldu. Bunların hızla popülasyonların artması en büyük temennimiz. Hocam toparlayabilir miyiz? Toparlamak istersek evet. İşte Cemal Hoca'nın da belirttiği gibi, Vahdet Hoca'nın da üstüne bastığı gibi deniz koruma alanlarının arttırılması yani sadece bir iki tane değil, Karadeniz'de ve Akdeniz'de, Karadeniz'de de aynı şekilde bunların arttırılması gerekiyor. Sayıların ne kadar arttırılırsa o kadar bunları korumamız daha kolay olur diye düşünüyorum. Hocam ağzınıza, nefesinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Yılda 100 milyon köpek balığının öldürüldüğüne, katledildiğine yüzgeç çorbası için vurgu yaptınız. Evet. Ne kadar ürkünç. Özellikle Çin'de. Çin'de evet. Bu şekilde. FAO verilerinde elimizde var. Hakan Kavasakal'ın bu konudaki yoğun çabaları var. Diğer oturumda da Hakan abiyi dinleyeceğiz. Köpek balıklarının bozcan gözleri. Bu arada evet. Hakan'ı da tebrik ediyorum. Evet. Güzel bir kitap çıkardı. Daha görmedik ama evet hocam. Bazı ipuçları verdi. Onu da tebrik ediyorum. Evet. Canı gönülden. Evet, sunumu da var. Kendisini dinleyeceğiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yine Adnan Menderes Üniversitesi'nden Deniz Hoca, Deniz Çoban. Ben kendisi hakkında fikir sahibi oldum. Özellikle sürdürülebilir balıkçılık için çok yoğun çabaları var. Çok sayıda da makalesi var. Hakemli Hakemsiz yerlerde yayınlanan dergilerde. Sayın Deniz Hocam.
Merhaba. Merhaba hocam. Sizdeyiz hocam. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Öncelikle içerisinde bulunduğumuz bu dönemde umarım herkesin ve sevdiklerinin sağlık ve sıhhati yerindedir diyerek başlamak istiyorum. Ben bugün sizlere mavi büyüme ve bunun en önemli kollarından bir tanesi olan su ürünleri içtiriciliğini hakkında biraz dilim döndüğünce konuşmaya çalışacağım. İçtiricilik konusunda çalışıyorum. Özellikle Aydın'da, İzmir'de, Ege Üniversitesi'nde tanıyan hocalarım var. Görev yaptım. Bugün mavi büyüme nedir diye baktığımız zaman sizlerin de bildiği üzere bir bütün olarak deniz ve denizcilik sektöründe sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için uzun vadeli bir strateji olarak ortaya çıkıyor. Bugün burada toplanmamızı da sağlayan denizler ve okyanuslar Avrupa ekonomisinin itici gücü ve büyüme içinde büyük bir potansiyele sahip olarak görülüyor. Ve bu öngörüler çerçevesinde birçok stratejik planlar yapılıyor. Tabii bu planları yaparken akılcı, sürdürülebilir ve birçok sektörde kapsayıcı bir strateji çerçevesinde denizlerin ve özellikle denizciliğin ekonomik açıdan değerlendirilmesi ve buna ilaveten artan nüfusa, dünya nüfusuna beslenme ihtiyacını da gidermek üzere gıda katkısı olarak karşımıza çıkıyor ve planlama yapılıyor. Ben kısaca bir Bayram Hocam bu teklifi getirdiği zaman ben tedirgin olmuştum ne yapacağım diye ama tedirginliğim boşaymış çünkü mavi ekonomi diye baktığımız zaman 5.4 milyon işi ve 500 milyar euroluk da bir katma değeri içerisinde barındırıyor ve çok yüksek içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de ekonomiyi düşünürsek tek artan ve ilerleyen sektör olarak ya ben Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Su ürünleri mühendisliği bölümünde. Özel sektörle de içli dışlı olduğum için bu süreçte etkilendi. Fakat bu etkilenme içerisinde tarımın diğer sektörleriyle, diğer bölümdeki hocalarla konuştuğum zaman az etkilenenlerden bir tanesi. Çünkü sağlıklı gıdanın başında da su ürünleri geliyor. Mavi büyüme strateji olarak 3 bileşenden oluşuyor. Bu bileşenlerden bir tanesi sürdürülebilir büyüme öngörüsüne sahip sektörler. Yani sektörel bazda bir strateji belirtiliyor. Burada 5 ana unsur çıkıyor. Bunlardan ilki akvakültür yani su ürünleri içtiriciliği. İkincisi kıyı turizmi. Üçüncüsü denizel biyoteknoloji ki ülkemizde yavaş yavaş bu konuda ilerlemeler başladı. Dördüncüsü işte okyanuslardan ya da denizden bugün Akdeniz'deki maden araştırmalarının da temelini oluşturan enerji üretimi ve beşincisi de deniz dibi madenciliği olarak sürdürülebilir büyüme. İkinci strateji, yani bu stratejinin ikinci bileşeni ise yasal ve etkin güvenlik koşullarıyla, ulusal ve uluslararası bazda etkin güvenlik koşullarıyla beraber bir bilgi oluşturulması ve bu bilginin de paydaşlar tarafından, sektör paydaşları tarafından kullanılması. Burada denizin bilinmesi gerekiyor. Denizle beraber, bununla beraber bu denizin mekansal planlanması da ön plana çıkıyor. Bu mekansal planlamada işte sektörler göz ardı edilmeden herkesin eşit bir şekilde paydaşların sürdürülebilir çevre çerçevesinde toplanması ön plana çıkıyor. Ve entegre bununla beraber bu sektörlere entegre bir sistemlerin oluşturulması. Üçüncü ve son bileşende ise denizlere ayrılıyor bölgeler ve bu deniz havzası içerisinde havza bazıyla değerlendiriliyor. Kabaca bu şekilde mavi büyümeyi bahsettiğimiz. Bununla beraber akvakültür işin içerisinde gidiyor. Sağlıklı beslenmede. Burada Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'nün Akdeniz Balıkçılık Komitesi Akdeniz ve Karadeniz için bağlayıcı ülkelere raporlar
bağlayıcı nitelikte ya da tavsiye edici kararlar alıyor. Bu raporlar içerisinde 2030 yılına kadar Akdeniz'de ve Karadeniz'de yetiştiriciliğin ön plana çıkacağını ve rekabetçi, üretken, karlı ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde ülkelerin bunlardan faydalanması gerektiğini söylüyor. Tabii bu amaçla 17 tane hedef belirliyor. Bu hedeflerden en önemlisi, bugüne de burada toplanmamıza sebep olan şey, okyanusların, denizlerin veya deniz kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma için korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması için işin içerisine giriyor. Bu kapsamda biz akvakültürle ilgili, yetiştiricilikle ilgili çalışmalara başladığımız zaman yine FAO'nun, GFSM'le birlikte ülkelere tavsiye ettiği Allocated Zone for Aquaculture, yani su ürünleri yetiştiriciliği için ayrılmış bölge. Bizde de bu kavramlar var. Ya da potansiyel su ürünleri yetiştiricilik sahası ya da su ürünleri yetiştiricilik sahası olarak bunları ülkelere tavsiye ediyor. Ülkemizde de 2007 yılından sonra, 2010 yılında bu saha 2007'de ilk başlandı, 2010'lu yıllardan sonra bu sahalara geçiş yapıldı. İşte İzmir'de, Muğla'da, Mersin'de, İskenderun'da, Adana'da, Karadeniz'in Sinop'tan itibaren Doğu Karadeniz'e kadar olan bölgelerinde bu tür sahalar, yetiştiricilik sahaları belirlendi ve bu sahalarda yetiştiricilik faaliyetleri kısmen geçti ya da tamamen geçmek üzere. Yetiştiricilik dünyada 56.6 milyon insanın geçimini sağladı. 136 ülkede 18 milyonun insanı doğrudan yetiştiricilikten gelir elde etti. Ülkemizde de yaş ortalaması yaklaşık 50 civarında olan balıkçılarla beraber yetiştiricilikte büyük bir sektör olarak ön plana çıkıyor. Konumuzla ilgili burada dünyada 1996 yılında 167 tane tür üretimi yapıldığı FAO tarafından bildirilmiş. Günümüzde ise bu tür sayısı 484 tane. Ve bunların içerisinde nesli tükenmek üzere olan türler ve ya da ne diyeyim, orkinos gibi rağbet gören fakat yumurtadan yetiştiriciliği yapılamayan türler de bunların içerisinde giriyor. Ülke olarak da Avrupa'ya gönderdiğimiz her 5 balıktan 2 tanesi, çupra, levrek ve alabalıktan 2 tanesi de ülkemizden gidiyor. O yüzden de son 20 yılda bir ivmelenme var. Türkiye'de 2308 tane, bu konuşmayı hazırlarken 2308 tane yetiştiricilik firmasının olduğunu ve burada da yaklaşık 10.500 civarında kişinin doğrudan çalıştığını öğrendim. 34 tane de türün biz ülkede yetiştiriciliğini yapıyoruz. Bunlardan 27 tanesi balık, 4 tanesi molusk, 2 tanesi krustese, 1 tanesi kurva, 2 gastropod ve 4 tane de ayıp türünün yetiştiriciliği yapılıyor. 1970'li yıllarda başlamış, kısmen tarımın diğer kollarına göre genç bir sektör ülkemizdeki gelişimi. Ben bu konuda daha detaylı soru olursa cevap verebilirim. Bana bu fırsatı da sağladığınız için teşekkür ederim. Heyecanımı da maruz görün. Online seminer vermeye de çok alışkın değiliz. Bu süreçte hep vermek zorunda kalsak da teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Deniz Hocam, milimetrik 8 dakikadaydınız. Çok teşekkür ediyoruz duyarlılığınız için de. Soru olursa, vaktimiz olursa size tekrar döneceğiz. Sağ olun, var olun. Şimdi Ertuğ Düzgüneş, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ertuğ Düzgüneş, hem avlanma teknolojileri hem de deniz bilimleri üzerine katkıları çok fazla. Ona dönüyoruz. Ertuğ Hocam sizdeyiz. Buyurun lütfen. Hepinize iyi günler diliyorum. Öncelikle bayram ve TÜDAV başta olmak üzere sizlere büyük emek düştü. Gayretleriniz için çok çok teşekkürler. Ben de işin balıkçılık yönüne ağırlık vereceğim. Çünkü 1986'dan beri Karadeniz balıkçılığı üzerinde çalışıyorum. Ve bu çerçevede hem korunması gereken türler hem de korunarak avlanması gereken doğal zenginliklerimizden
bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla işe önce sosyal boyutla başlayacağım. Sonra teknik boyut ve sonra alınması gereken önlemler şeklinde kısa kısa açıklamalarda bulunmak istiyorum. Zamanı iyi kullanabilirsem. Sosyal boyutta kavramsal ve algı boyutu olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle şunu görmemiz lazım. Türkiye'de başarılı mıyız? Hayır. Balıkçılığımızı yönetebiliyor muyuz? Hayır. Çünkü hiçbir balıkçılıkla ilgili planımız yok. Resmi planımız yok. Devletin halbuki en büyük örneğin av veren stoğu hamsi, hamsi balıkçılık yönetim planı olması lazım. Kum yiyesi gibi yumuşakçalar yönetim planı olması lazım. Veya her denize göre ayrı ayrı balıkçılık yönetim planları olması lazım. Bunlar yok. Bunlar olmadığı için de algı farklılığı ortaya çıkıyor. Şöyle bir algı var. Özellikle muhatap olduğumuz paydaşların en önemlisi olan balıkçılar. Doğayı onlar kullanıyorlar. Biz kendimizi doğanın efendisi olarak görüyoruz. Her türlü müdahaleyi yapıp sömürebiliriz anlayışı yaygın. Yasalar var. Yetersiz de olsa kağıt üzerinde kalmışlar. Politik tercihlere göre uygulamalar değişebiliyor, değişiklik gösterebiliyor. Ama var olan yasalara bile uyma ve paralel uygulama yapma ruhu eksik. Bir şey yanlış bizde. Bilim ve uygulayıcılar aynı dili kullanmıyoruz. Dil farklılığımız var. Oysa ki yöneticiler, aktif yararlanıcılar ve kullanıcılar olarak algı ve anlayışlarda aynı terimler kullanılmış olsa da farklılıklar var. Mesela toplantılarda cinsi olgunluk, biyoçeşitlilik, efendim sürdürülebilir balıkçılık gibi terimleri kullanmış olsak da farklı uygulamalar nedeniyle kaybeden hep doğa, ancak kayıplar nedeniyle orta ve uzun vadede önce balıkçılar sonra da insanlık zarar görüyor. Bu varlıklar bizim ortak mirasımız. Dolayısıyla daha akılcı kullanmamız gerekir. Türkiye'de bundan yoksunuz şu anda. Su kaynaklarının korunmasına gelirsek teknik olarak önce ekosistem, sonra özel yerel habitatlar ve daha sonra canlı türleri açısından bakmamız gerekiyor. Burada koruyabiliyor muyuz? Hayır. Ekosistem yaklaşımlı balıkçılık yönetimi çok daha yeni bir konu. Çünkü elimizde bunun altyapısı maalesef yok. Habitatı koruyabiliyor muyuz? Hayır, hayır. Habitata zarar veren avlanma yöntemleri hala geçerli. Hala kirlilik nedeniyle habitata zarar verebiliyoruz. Örneğin arıtılmadan bırakılan evsel atıklar habitata zarar vermeye devam ediyor. Katı atık problemi var. Dere ve havzalarına vahşi depolama suretiyle yığılmış her türlü atık en nihayet denize ulaşıyor. Ve canlı kaynaklarımızın habitatlarına zarar verebiliyor. Bu bakımdan herhangi bir troll çekiminde bulunursanız belli bölgelerde ne kadar çok plastik malzemenin deniz zeminini örtü olarak kapladığını her an görebilecek durumdasınız. Diğer bir konu, hemen hemen her türümüz baskı altında. Aşırı avcılık söz konusu. Daha önce konuşulan konulara da eklersek, iklim değişikliğinin etkisi var. Artık balıklar aynı davranışları göstermiyor. Örneğin Ekim-Kasım'da gelip Nisan ayına kadar sularımızda duran hamsi artık daha erken dönemde sularımızı terk ediyor. Bu çerçevede bakıyoruz, bazı türler yok olmuş. Artık Karadeniz'de kırlangıç göremiyoruz. Eskiden bol miktarda çıkarken şimdi yok. Kaya balıkları yok olmuş. Eşkina, Mabuşkin adı verilen yerel isimlerle alınan balıklar. Bazıları çok ciddi tehdit altında. Artık bakıyoruz, ilan edilen ortalama balık büyüklüklerinden çok daha küçük olanlar avlanıyor ve sizler de piyasada bunları görüyorsunuz. Biyoçeşitlilik çok azalmış. Stok yoğunluklarında azalma var. Yani eskiden bol avlanan türler artık daha az av vermeye yönelmiş. Tehditler de giderek artıyor. Bu iklim değişikliği yanında işgalci türler söz konusu, kirlilik,
sektörler arası rekabet ve her şeyden önemlisi nüfus artışı söz konusu. O zaman bizim bütün bu olumsuz etkileri giderip nüfus artışını da dikkate alarak büyüyen nüfusun ihtiyaçlarını da karşılamamız lazım. Yani kişi başına tüketilen balık miktarını arttırmamız gerekiyor. Peki bunu bu sofrada yapabilir miyiz? Bu şu anda imkansız gözüküyor. Çünkü deniz ürünleri üretiminde mevcut yönetim önlemlerini, balıkçılık yönetim planları yok. Yasaklar var ama bunları da yerinde uygulayacak, denetleyecek bir altyapımız yok. O zaman korumazsak ileride beklenen verimi de alamayız. Peki bunu kim koruyacak? Esas kullanıcıların koruması lazım. Ama böyle bir anlayış maalesef söz konusu değil. Elimizde veri yok. Mesela hangi balık türümüzde stok tahmini yapılmış? Ne kadar stokumuz var? Bildiğim kadarıyla 4-5 yıl çalışılan hamsi stoklarında TÜBİTAK destekli projeler yürütüldü. Her yıl ilavelerle, uzatmalarla. Ama şu anda bir hamsi yönetim planımız yok. Bizler gelecekte durum ne olur analizini yapacak veriye ulaşamıyoruz. Veri yok. Sadece rapor edilen şu kadar avladım. Bir yıl sonra bunları topluyoruz anketlerle. Halbuki bize anlık veri lazım. Hangi çabayla ne kadar o türden balığı avladım, bu avladım. Bunlar eksik. Caydırıcı önlemler etkin değil. Tavizler veriliyor. Mesela bu şey, şuna benziyor. Belki zamanı bir iki dakika fazla kullanabilirim. İşte bir zaman Erzurum'da deprem evleri yapılmış. Sonradan fark etmişler ki bu fay hattı üzerinde dönemin valisi emir veriyor. İşte fay hattının yerini değiştir. Biz de onun gibi, biz de onun gibi burada balıkların avlanabilir boyunu küçültüyoruz. Lüfer örneğinde olduğu gibi. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Buna haddimiz de yok. Dolayısıyla biz korumadan avlamaya çalışıyoruz. Deniz koruma alanları yok, daha önceki konuşmaların ifade ettiği gibi. Özellikle Bayram Hoca'nın yine üzerinde çok çalıştığı illegal, rapor edilmemiş, bir avcılık düzenlenmemiş balıkçılıkla ilgili pek fazla çaba sarf ettiğimiz söylenemez. Seçici av araçları kullanmıyoruz. Aksine balıkçımız o kadar bilgili ki yasal av araçlarını seçmez hale getiriyorlar. Yine stoklara zarar vermeye devam ediyorlar. Bindikleri dalı kesiyorlar. Bu konuda kamu spotlarının hazırlanmasına ihtiyacımız var. Örneğin balık kaynaklarımızın veya denizel canlı kaynaklarının sömürülmesi bir ülkedeki alkol ve sigara tüketiminden daha mı az basittir? Her gün kamu spotlarında diğerlerini izlerken niye balıkçılıkla ilgili bu tip aydınlatıcı, uyarıcı, farkındalık yaratıcı bilgiler almıyoruz? Bütün bunların hazırlanması gerekiyor ve topyekün bir eylem, seferberlik gerekiyor. Bakın az önce bir konuşmacının ifade ettiği gibi gıda en vazgeçilmez ürün. Şu COVID nedeniyle eve hapsolduğumuzda bunun değerini bir kez daha anladık. Tarımsal bir başka faaliyet yapacaksanız çok fazla kişiye bağımlılığınız var. Ama balıkçılık faaliyeti ister yetiştirin, ister avlayın, daha az kişiyle daha fazla emek, efektif bir çalışma ve doğanın sunduğu nimetlerden yararlanmak ve çok yararlı bir üründen yararlanmak şeklinde yorumlanmalı. Bu nedenle koruma amaçlı çok daha ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. Maalesef bunları pek fazla göremiyoruz. Bir başka son olarak söylemek istediğim şey, biz derslerimizde öğrencilere şunu aktarıyoruz. Dengedeki bir popülasyonda her canlıya en az bir kez üreme şansı vermemiz lazım. Artık o canlı kalmamış ki, ne mersin kalmış, ne kalkan balığı kalmış Karadeniz'de. İstanbul'da gördükleriniz çoğu zaman Bulgaristan ve Romanya'dan maalesef piyasalarımıza giriyor. Bunlar hakkında hala eski asgari boy limitleri kullanılıyor. Bir balık stoğu çok ciddi zarar görmüşse en az bir kez değil, en az 3-4-5 kez, 5 yıl üst üste av yasağı uygulamanız lazım ki o stok kendi kendini toparlayabilsin. Bu uzun ömürlü balıklarda son derece daha fazla önem taşıyan bir husus. Deniz memelilerine gelirsek,
Balıkçıların şöyle bir şey var. Deniz memelileri Karadeniz'de yunuslar bizim avlamamız gereken balıkları avlıyorlar. Sayıları çok çoğaldı. O yüzden bunların sayıların azaltılması lazım. Ya bu nasıl bir mantık? O zaman bütün martıları öldürün. Köpek balıklarını öldürün. Efendim daha fazla bunları tüketen diğer türleri ortadan kaldırın. Böyle bir lüksümüz yok. Nasıl bir anlayıştır? Buna meydan verilmesi bile yanlış. Bu tartışmalarda devlet bir ben konvansiyonu aldım. İmza atmış. Bunun tartışmasına bir izin vermeyecek. Ama çoğu kez görüyoruz ki bu konuda üniversitelerle balıkçıları karşı karşıya getiriyorlar. Üniversitelerden böyle bir teklif gelirse biz bunu tartışabiliriz de getirmeye çalışıyoruz. Böyle bir tartışma yok. Tüm dünyada yok. Bu bakımdan korumak, koruyarak ekosistemdeki kaynakları işletmek temel prensibimiz olmalı. O zaman göreceğiz ki deniz bize ne kadar korursak o kadar daha fazla nimet sağlayacak. Son sözlerim bunlar. Çok çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ertuğ Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bir ön yargıdan bahsettiniz. O da yunuslara, deniz memelerine duyulan, balıkçılar tarafından yöneltilen ön yargının öfkeye dönüştüğünü. TÜDAV'ın da bu konuda zaten çalışmaları var. Hem yunus sayımı siz de dahilsiniz içinde, hem de silahsız tekneler, balık avında tüfek olmasın, pompon tüfek olmasın, Karadenizli balıkçıların çoğunda var. Bu konuda da vakfımızın da çalışmaları var. Ön yargıları inşallah kıracağız hocam. Atomu parçalamak altında da olsa yapacağız bunu. El birliğiyle. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık size. Size de çok teşekkürler. Şimdi yine Eda Topçu Er Yalçın acayip bir ezberleri bozan çalışması var. Sergio abi de dinliyor bizi. Adalardaki mercan taşımayı anlatacak. Transplantasyon sanıyorum doğru telaffuz ettim. Eda hem iyi bir anne hem de çok iyi bir bilim insanı. Bunu ikisini eritebiliyor. Aynı potada görebiliyor. Eda sözü sana vermek istiyorum. Senin anlatacak çok şeyin var biliyorum. Merhaba sevgili Gökhan ve tüm denizi seven arkadaşlar. Hepimizin Okyanuslar Günü kutlu olsun. Artık bu Gökhan'ın verdiği moral patlamasıyla sürekli gülümseyerek konuşabilirim herhalde. Teşekkür ederim. Evet, benim konum mercanlar. Aslında biraz ekolojik özellikleri bakımından Nuri Hoca'nın bahsettiği köpek balıkları ve vatozlarla ortak özellikleri var. Bunlar da uzun ömürlü, yavaş büyüyen, geç olgunluğa erişen veya düşük üreme kabiliyetine sahip canlılar. Hatta şöyle söyleyeyim, dünyadaki en uzun yaşamlı deniz canlılarından bir tanesi bir mercan, Savalya savaglia ki bizim Marmara Denizi'mizde burada da yaşayan türlerden bir tanesi. 2500 yıl yaşında hesaplanmış başka bir bölgede. Bu mercanların ekolojik durumları biliyorsunuz IUCN kriterleri var. Belli özelliklerine bağlı olarak canlılara sınıflandırma yapılıyor. Mercanlar yakın zamanda çeşitli kategorilere ayrıldılar. Bunların arasında bizim sularımızda görülen birkaç tür var. Özellikle onlardan bahsetmek istiyorum. Gorgon veya deniz dalı diye isimlendirebileceğimiz canlılar bunlar. Mesela kırmızı deniz dalı, Paramurusea macrospina dediğimiz çok fotojenik, su altı fotoğrafçılarının çok sevdiği türlerden bir tanesi. Akdeniz'de duyarlı olarak belirlendi. Bir diğer tür sarı deniz dalı veya sarı gorgon yine tehdide açık olarak durumu belirlendi. Beyaz deniz dalı da benzer şekilde. Bunların arasında herhalde en durumu endişe verici olan Paramurusea clavata. Yine Cladophora spinosa dediğimiz gorgon olmayan ama taş mercanlar arasından bir tür de durumu tehlikede olarak belirlendi. Bu neden böyle oldu? Niçin son yıllarda bu türlerle ilgileniş arttı? Bunu bir önceki oturumda biraz Melih Hocam bahsetti. İklim değişiminden kaynaklanan sıcaklık anomalileri sebebiyle özellikle sığda bulunan, Batı Akdeniz'de daha sığda bulundukları için orada daha fazla yaşandı bu toplu ölüm olayları. Toplu olarak suyun 24 derecenin üstünde seyrettiği özellikle Ağustos aylarında toplu olarak ölmeye başladılar. Tabii bu çok endişe verici bir durum oldu çünkü bunlar hayvan ormanları diye tanımlanan mercan bahçeleri oluşturuyorlar ve ekolojik önemleri çok yüksek. Çok önemli görevleri var ekosistemde. Dolayısıyla kaybedilmemeleri lazım. Bunların korunmasıyla ilgili birçok çaba var Akdeniz'de. Şimdi bizim ülkemizde Ege'de var bazı yerlerde, bir de Marmara Denizi'nde var. Ege'dekiler nispeten derinde bulundukları için şimdilik iklim değişiminin etkisinden kısmen güvendeler diyelim.
geçici olarak tabii bu durum ne kadar sürer bilemiyorum ama şimdilik çok büyük oradaki gibi toplu ölümler kaydetmedik. Sığda olan bazı beyaz gorgonlarda ben bozulmalar gördüm. Onun dışında şimdilik fazla bir şey yok. Fakat Marmara Denizi'nde ne yazık ki iklim değişiminden değil, insanın direkt doğrudan etkisiyle çok ciddi kayıplar yaşadık. %60'a varan Prens Adaları bölgesinde %60'a varan kayıplar yaşadık. Düşünebiliyor musunuz ne kadar büyük bir rakam? Neyse ki hala direnen mercanlarımız var. Bir tane fotoğraf göstermek istiyorum eğer başarabilirsem ekran paylaşmayı. Bilal abi açabiliriz değil mi ekranı? Paylaşabildim mi? Hayır. Eda bir daha deneyelim. Bilal abi açabilir miyiz? Neyse bu arada devam edeyim. Eğer bu IUCN kriterleri bölgeler olarak tek tek yapılsaydı, yani bütün Akdeniz için değil, örneğin Marmara Denizi için sadece bu kategorileme sistemini yapmaya çalışsaydık, o zaman muhtemelen bu türlerin durumunun hepsi kritik tehlikede çıkacaktı. Çoğunun diyeyim. Hepsinin olmasa da çoğunun kritik tehlikede çıkacaktı. Bu fotoğrafı paylaşmak istiyorum sizinle. Mehmet Öztabağ'ın, değerli Mehmet Öztabağ'ın fotoğrafları. Kendisi 2014 yılında Büyük Adanın arkasındaki küçük bir taşta bu fotoğrafı çekmiş. Ne kadar güzel değil mi? Bu kırmızı gorgon, arkada çok özel bir tür olan Spinimirusia clavereni var. Önde ufak bir Paramirusia macrospina var. Şurada da tüy mercanlar var. Yine pek her yerde göremeyeceğiniz türler bir arada. Bu ise 2015 yılında çekilmiş ve durumu çok iyi özetleyen iki fotoğraf bunlar. Çünkü gerçekten böyle oldu. Yani neredeyse hiç kalmadı. Çok çok üzücü şeyler yaşadık Marmara Denizi'nde. Aslında Serç abimin de çok güzel videosu var ama şimdi süremiz kısıtlı olduğu için belki çok hızlı şöyle geçerek gösterebilirim. Bu evet. Birlikte bulduğumuz, keşfettiğimiz bir taş. Görüyorsunuz üstün nasıl mercanlarla dolu olduğunu. Bu da 2015'ten sonra 2016'da çektiğimiz bir video ve taşın üstü zaten tamamen çıplaklaşmış, etrafı da aynı şekilde. Şimdi ekran paylaşımından çıkabiliriz. Velhasıl bu durum sebebiyle, yaşadığımız bu durum sebebiyle Marmara Denizi'nde türlerin durumu son derece kritik tehlike altına girdi. Benim üzüldüğüm şey, dediğim gibi bunlar Akdeniz bölgesi için İklim değişimi en başta, tabii ki balıkçılık her zaman bir tehditti, hep tehditti eskiden beri, hala da tehdit. Ama şu an iklim değişimi çok acil olarak bunlarda bir sıkıntı yarattı ve dolayısıyla izlemeleri ve korunma şeyleri arttı. Marmara'da ise bizim doğrudan durdurabileceğimiz bir sebepten ötürü öldüler. Sedimentasyon, aşırı yüklü sedimentasyon sebebiyle kaybettik. Bu son dönemde artan inşaat faaliyetleri, kıyı çalışmaları sebebiyle. Durdurabileceğimiz bir şey olması bakımından da acil koruma gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Marmara'da hala mercanlarımız var. Hala bir şeyler yapabiliriz. Bunları koruyabiliriz. Tabii ki çare deniz koruma alanları. Türkiye'de deniz koruma alanı yok diye bir şey de yok. Aslında çok güzel deniz koruma alanlarımız var. Kocaman kocaman bölgeler var. Ama bunlar tabii ne kadar efektif korunuyor değil mi? Asıl belki de sormamız ve konuşmamız gereken kısım bu. Özellikle Akdeniz kıyılarımız ve Güney Ege'de daha iyi korunan yerler var. Bunlar da hep STK çabalarıyla. Yani normalde bir deniz koruma alanından ne bekleriz? Bir yönetici olmasını, onun altında çalışan, işte o bölgeyi denetleyen, koruyan, izleyen çalışanlar olmasını bekleriz. Biz böyle bir şey ne yazık ki göremiyoruz. Onun yerine kendi bireysel işte inisiyatif alan kişiler ve STK'lar var. Bizim Gökçeada'da deniz, Sualtı Deniz Parkımız var. Senin de tişörtünü giyme kibarlığında bulunduğun. En güzel örneklerden bir tanesi de WWF'in Kaş'taki çalışmaları var, Akdeniz Koruma Derneği'nin Gökova'daki çalışmaları var. Bunlar çok güzel örnekler. Ama işte dediğim gibi hep STK desteğiyle, onların çabalarıyla olan şeyler. Onların olmadığı yerde de hiçbir şey yok. Bakınız Ayvalık, işte Saros değil mi? Yani bunlar tamamen başıboş deniz koruma alanları. Yine de Akdeniz'de olmanın avantajını yaşıyorlar. Marmara ki bizim iç denizimiz, Bayram Hoca hep yatak odamız der değil mi? Marmara ki bizim iç denizimiz, İçler acısı. Gerçekten ben inanamıyorum ki biz nasıl Marmara'yı bu hale getirebilmişiz ve hala da
durumunu 2015 gibi bir yılda böyle bir şey yaşayabildik. Şaşırıp kalıyorum ama hiçbir zaman geç değil. Yani olan oldu, battı balık yan gider gibi şeyler kesinlikle doğru yaklaşımlar olmaz. Vakfımızın sitesinde, TÜDAV'ın sitesinde Marmara için eylem planı var. Buna herkesin göz atmasını isterim. Bunu da geliştirebiliriz de, güncelleyebiliriz de. Marmara için acil önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de belki en doğrusu bir kamuoyu baskısı yaratmak. Bir önceki oturumda Sibel hocamın bahsettiği şeyler vardı. Aslında çok doğru. Üst düzey karar vericilerde bir farkındalık yaratmak lazım. Çünkü ancak o zaman bir şeyler oluyor. Onların fikirlerini değiştirmemiz veya onları eyleme geçirmemiz lazım ki bir şeyler elde edebilelim. Mutlaka koruma alanlarına ihtiyacımız var. Çünkü biz bu %60'lık kayıptan sonra nihayet başta söylediğin şeye şimdi geliyorum. Restorasyon projesi başlattık Prens Adaları'nda. Yassıada'daki tehlike şu an Sivriada'da olduğu için, orada inşaat başlayabileceği için oradaki mercanları kurtarmaya çalışıyoruz. Bu birinci nakil projemiz. Yine STK desteğiyle tabii ki, hem TÜDAV hem oradaki yerel STK olan Adalar Denizde Yaşam ve Spor Kulübü Derneği'nin birlikte yürüttüğümüz, üniversiteyle beraber yürüttüğümüz çalışmalarımız var. Hem de şu an daha büyük çaplı bir restorasyon projemiz daha var. O da Ayvalık'tan Marmara Denizi'ne nakil projesi. Ama o bölgeyi korumazsak bizim bütün çabalarımız da boşa gider. Çünkü bir ağ gelip hepsini götürebilir. Bu riski istemiyoruz. Şimdi yeni çıkacak tebliğden çok umutluyuz. Çok çabalar sarf edildi. Yıllardır TÜDAV'ın başvuruları var. Geçen sene Can'la başla Volkan bu işleri takip etti, gitti geldi, ofisleri aşındırdı ve sanırım galiba nihayet sonuç alacağız ama işte yasaklar yetmiyor. Denetleme lazım. İyi bir ihbar sistemi lazım. Umarım bu kamuoyu baskısı oluşur. Hepimizin bu yüzden katkı vermesi lazım ve umarım karar vericilerde bir takım değişiklikler, fikirlerine değişiklikler yapabiliriz ki bir şeyler elde edebilelim. Ertuğ Hocam bahsetti, ekosistem temelli yönetim dedi, daha Türkiye'de yeni konuşulan bir şey, henüz altyapısı yok dedi. Ama bence çok önemli. Yani hemen yarın böyle bir şey yapalım demiyorum zaten. 15-20 yıllık stratejik planlar yapılabilir. Ekosistem temelli yönetim bence artık kesinlikle hepimizin dikkate alması gereken şey. Hem deniz koruma alanlarının yönetimiyle ilgili, hem de genel olarak hem balıkçılık hem de deniz kaynaklarımızın yönetimiyle ilgili bunları dikkate alarak konuşmamız ve düşünmemiz lazım. Zaten bizim Prens Adaları'nda yaşadığımız korkunç olay da bu yönetimin olmamasından kaynaklanıyor. Çünkü bu yönetim olduğunda türlerin birbiriyle etkileşimi, fiziksel ve kimyasal ortamla etkilerini de dikkate alıyoruz. Nitekim ne oldu? Oksijen değerleri düştü bu sedimentasyondan sonra. Direkt sedimentasyonla ölmeyenler düşük oksijen seviyeleriyle hastalandılar. Bağışıklıkları azaldı. İşte patojen geldi, mantar geldi vesaire. Kalanları da öyle yitirdik. Sonuçta %60 kaybımız var ama restorasyon projemiz aktif. Herkesin bu konuda farkındalığını ve kamuoyu baskısı oluşturma çabalarımızda desteklerini bekliyorum. Bilmiyorum süreyi iyi kullanabildim mi ama. Çok verimli, çok. Bir dakika hiçbir şey değil. Çünkü ben de doyamadım. Herkesin doyamadığını düşünüyorum. Eğer oturum bitiminde sana soru gelmezse müsaadenle ben bir soru sormak istiyorum Eda. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tebrikler burada Gökhan'cığım. Çok güzel yapıyorsun. Çok teşekkür ediyorum Eda. Şimdi Doğu Akdeniz'e gideceğiz. Girne Amerikan Üniversitesi'nden çok değerli doçent doktor Elizabeth Grace Tunka Bengil bizimle olacak. Kendisinin bizle paylaşımları çok değerli. Ama Kıbrıs özelinde bir şeyler söyler mi bilemiyorum. Elizabeth Hanım sizdeyiz. Merhabalar. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Okyanus Gününüz kutlu olsun diliyorum. Kıbrıs genelinde de 3-5 bir şeyler söyleyebilirim ama genel olarak Doğu Akdeniz'deki kıkırdaklar üzerine birkaç bir şey söylemek istiyorum. Birkaç sayı paylaşacağım. Türkiye'de bilinen raporlanmış 66 kıkırdaklı türü var. Bu türler bütün Akdeniz genelinin %75'ini temsil etmekte. Ve bu sayılardan Karadeniz'de 9, Akdeniz kıyılarımızda 64, Ege'de 36 ve Ege'de 61 ve Marmara'da da 36 tür bulunmakta. Şu anda Kıbrıs'ta genel olarak tam kesin bir sayı söyleyememekle beraber
Yaklaşık 17 ila 18 tane tür olduğunu söyleyebilirim. Hala çalışmalar devam etmekte. Ne yazık ki Kıbrıs sularında, Kuzey Kıbrıs sularında kıkırdaklara yönelik daha önceden bir çalışma yoktu. Son 2 senedir çalışmalar yapılmakta. Bunun dışında Akdeniz'in geneline baktığımızda Akdeniz'deki köpek balıklarının %54'ü neredeyse yok olma tehlikesi altında. Vatozların da %50'si bu seviyede. Yani şimdi bu hayvanların sayılarını vermemin sebebi bu hayvanları koruyabilmemiz için de biyolojik veriye ihtiyacımız var. Ciddi anlamda bir yönetim planının sürdürülebilir yönetimini sağlayabilmek için de biyolojik veriye ihtiyacımız var. Fakat biyolojik veri klasik anlamda yapıldığında da bunlara en zarar veren faaliyetlerden biri. Yani bir ne olur hocalarım yanlış anlamasın, ben de zamanında bu çalışmaları yaptım çünkü. Bir örnekleme yöntemi, klasik bir örnekleme yöntemi ya troll ya ağ ya paragatla belli bir hedefi avlamaktır. Ve kıkırdaklı balıklarda bu av araçlarına çok ciddi anlamda av veren türler, hedef dışı olarak da av veren türlerdir. Çünkü fırsatçı beslenme yöntemine sahiptirler ve ister istemez bu av araçlarına yakalanmaktadırlar. Birilerin deyine inanaraktan daha fırsatçı yöntemlerle bu türler üzerine biyolojik veri üretilmesi gerektiğini düşünmekteyim ve bu konu üzerine birazcık konuşmak istiyorum. Mesela şu anda ben arazide olduğumu belirttim size. Cumartesi günü satılmış olan, restorana satılmış olan bir köpek balığı türünün diseksiyonu için gelmiştim. Eti kullanılıyor, satışı yasak değil. Burada tüketilen türlerden biri kendisi. Ama aslında tehlike altında olan türlerden de biri. Bu tip türlerin ya da bunun dışında tüm kıkırdaklı türleri üzerine biyolojik veri elde edebilmek için restoranlarla, lokal balıkçılarla, STK'larla bir iletişim ağ kurarak fırsatçı yöntemler, yani gidip bir troll ağı atarak oradan çıkan bireylerden üniversitelerde tez veya makale yapmaktan ziyade sıkı bir ağ kurarak balıkçılarla, STK'larla, lokal partnerlerle onlardan periyodik olarak gelecek olan bireyler üzerinden maksimum veri elde etmenin daha doğru olduğuna inanıyorum. Dediğim gibi eskiden yapılan yöntemlerden biri buydu. Fakat türler üzerine yapılan en büyük streslerden biri de ne yazık ki onları korumaya çalışan bizler tarafından da yapılmakta. Bunun dışında şöyle bir durum da var. Bir önceki oturuma ben katılamadım ama iklim değişikliğiyle ilgiliydi. Günümüzde artık kıkırdaklı balıklarında çok ciddi anlamda popülasyon şiftleri oluşmaya başladı. Yani eskiden daha Akdeniz'in güneylerinde büyük popülasyonlara sahip olan türler yavaş yavaş kuzeye doğru kaymakta. Hatta kuzeydekiler daha da kuzeye kaymak zorunda kaldılar artık. Bu gibi durumların da takip edilmesi gerekiyor ki bunu da takip etmek için illa gidip hayvanı avlamak gerekmez. Dediğim gibi balıkçılarla lokal bilgiye ulaşılarak bunu utilize ederek daha güzel bu türlerin devamlılığı için çalışmalar yapılabilir. Kusura bakmayın birazcık dağınık konuştum. Sabahtan beri yollarda olduk ve arazide olduğum için de birazcık istediklerimi ifade etmekte zorluk çekmiş olabilirim. Kusura bakmayın. Umarım da vaktimi açmamışımdır. Hocam, hayır açmadınız. Tam tersine 3 dakika erken bitirdiniz. Varsa söylemek istedikleriniz yine toparlayıp dönebilirsiniz. Söyleyebilirsiniz. Gayet güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Hacer Hoca'ya döneceğiz. Hacer Yeldan'a, Çukurova Üniversitesi'nden bizi Adana'ya götürecek. Sanıyorum Adana kebap ve şalgamdan bahsetmeyecek. Daha çarpıcı gerçeklerden bahsedecek. Hacer Hocam buyurun. Şalgamdan değil de sıcaktan bahsedelim isterseniz. Evet, Bayram Hoca yaptı. Evet, buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Herkesi öncelikle bütün katılımcılara sevgi ve saygı ve selamlıyorum. Öncelikle size, Bayram Hocama, TÜDAV Vakfı'na ve Dünya Okyanuslar Günü'nde böyle bir programı düzenlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Bu süreçte COVID pandemi dönemi sırasında deniz ve okyanusun önemini iyi anladık, daha iyi anladık sanki. Okyanuslar, denizlerimiz, balıklar, balıkçılık için son derece önemli yaşam alanları ve geleceğimiz hepimiz için. Ben sizlere bugün kıkırdaklı balıklardan, özellikle Dünya ve Dünya Doğa Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından bazı vatoz türlerinin koruma altına alındı. Yani listeye girmiş bazı türler var. Özellikle bunlardan Rhinobatus simicus, Rhinobatus rhinobatus türlerinden bahsedeceğim.
İki değerli hocamın katkıları, Bayram Öztürk ve Nuri hocamın ve TÜDAV Vakfı'nın sayesinde 2005'ten bu yana kıkırdaklı balıklarla uluslararası toplantılar veya çalıştay yaparak artık kıkırdaklı balıkların ekosistemdeki yeri ve önemi daha dikkat çeker hale gelmeye başladı. Onlara gerçekten emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu balıklar geç SS'e uygun. Ya zaten Elizabeth olsun, Nuri hocam olsun bunları defalarca söyledi. Geç eşcinsel olgunluğa bağlı olarak düşük yumurta verimine sahiptirler. Bu nedenle de üzerinde uzun süreli balıkçılık baskısına maruz kaldıkları zaman da popülasyonunda azalma söz konusu. Tekrar eski hallerine gelmeleri de yavaş yavaş seyretmekte. Kırmızı listeye giren iki vatus türü, biraz önce de söylediğim gibi Rhinovatus semuscus, Rhinovatus rhinovatus türleri genelde kıyısal bölgede, nehir ağzında, kumlu veya çamurlu sığ sularda bir metreye geçmeyen sahil bölgelerinde rastlanmakta bunlara. Hatta bugünlerde COVID pandemi salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında insanların denize girmediği, insanların salgından korunmak için de ellerinde kalmaları sonucunda da bu türler son günlerde aynı yunuslar gibi sahillere yaklaşarak insanlar tarafından da dikkat çekmeye başladı. Özellikle İzmir bölgesi tarafında. Genelde görünüşleri itibariyle mekik kemaneye benzemekte bunlar. Balıkçılar arasında da kemane ya da sapan balığı olarak adlandırılıyor. Ortalama 1 ile 1,5 metre civarında, hatta boyları bazen 2 metreye kadar da bulmakta. İnsanlar için herhangi bir tehlikesi yok. Günümüzde diğer kıkırdaklı balıklar gibi sayıları azalmakta. Son yayınlanan sürüleri avcılığını düzenleyen tebliğde de bu türün avcılığı yasaklanarak koruma altına alındı. Bu türler kırmızı listeye alındıktan sonra daha dikkat çekmeye başladı. Hatta son zamanlarda Akdeniz bölgesi balıkçılarının ağlarına takılarak zarar vermeleri ve ventral bölgesinin kısımlarının gülen insan yüzüne benzemesini medyada yer almak istiyor. Ben de size bunun bir paylaşımını yapacağım. Şekilde de gördüğünüz gibi, görüyor musunuz bilmiyorum. Evet hocam. İnsan yüzüne benzemesinden dolayı medyada çok fazla yer aldı bu türler. Bu türler balıkçılar tarafından ıskarta olarak değerlendiriliyor. Ekonomik değerleri yok kesinlikle. Ancak ekosistem için önemli türler olduğu için de değersiz olduğunu asla söyleyemeyiz bu türlerin. Balıkçılar genelde ağlarına takılan bu balıkları da doğrudan denize atıyorlar. Ve türler yüzünden de ekonomik balıkları avlayamadıkları için de şikayet etmektedirler bu balıkçılar. Ancak bunları uzatma ağlarının temizlenmesi zahmetli iş olduğu gibi balığın temizlenmesi de zahmetli. Limanlarda tüccarlar bunları satın almakta. Son zamanlarda da özellikle etinin tavuk dönerine de karıştırdığı söylenmekte. Dönerciler kullanıyorlar. Bir arada medyada zehirli olduğu ile ilgili haberler çıktı ama bu tür zehirli değildir. Kemane balığının Ege, Akdeniz bölgelerinde oldukça yaygın olarak görülmekte. Ülkemizde özellikle troll ve uzatma ağlarıyla oldukça fazla sayıda yakalandıkları için de günümüzde sayıları düşüşe geçmiş, artık nadiren rastlanan türler olup koruma altına alınmak durumunda kalınmıştır. Bunlar özellikle Kuzey Afrika, Mısır ülkelerinde etleri sevilerek tüketilmekte. Ama bizim ülkemizde o alışkanlık olmadığı için, alışkanlık kazanılmadığı için fazla tüketilmemektedir. Bu türlerin ayrıyeten yavrularının diğer balıklara göre büyük olması nedeniyle de bütün av araçlarının kolaylıkla yakalanabilen bir tür. Araçlarındaki seçiciliği, kıkırdaklık balık türü yavrularının zayıf olması nedeniyle av sırasında diğer balıklarla birlikte kolaylıkla yakalanan türler bunlar. Bu tür balıkların nesilleri devam ettirmesi için de yakalanırsa da dahi mutlaka yaşaması için tekrardan denize bırakmamız gerekiyor. Bu türlerin korunması için neler yapabiliriz? Bilimsel araştırmalar, etkin izleme, kontrol sistemleri oluşturarak balıkçılar özellikle daha bilinçlendirerek bir yol haritası izlenebilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Süremi çok efektif kullanmışımdır eminim Gökhan Bey. Özellikle fazlanız var hocam. Devam edebilirsiniz. Özellikle de bu sürede size, Bilal Bey'e, beni davet eden Bayram Hoca'ya, TÜDAV Vakfı'na da emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Okyanuslar gününüz de kutlu olsun. Hocam çok naziksiniz. Nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum ama tavuk döneri takıldım. Bir gazeteci olarak bunu neden daha önce araştırmadım? Bu köpek balıklarını sergiliyorlar. Hakan abiyle bunların peşine çok düştük. Ne yapıyor bunlar diye, demek ki hepsi tavuk döner oluyormuş. Sergileyip balıkçı Kenan'ı arayacağım şimdi. Yok, özellikle
Keler balığı da geçerli. Bu eti daha beyaz, daha tavuk etine benzediği için onu da geçerli. Köpek balığı geçerli değil. Hocam ben bir medya mensubu olarak bu algıyı yerleştirmek için çok çaba sarf ediyorum. Özellikle ajanslar üzerinden 3 tane büyük ajans var. Arkadaşlarıma söylüyorum. İşte 1,5 metrelik balığa 3 metre yazıyorlar. 200 kiloluk balığa yarım ton yazıyorlar. 1 ton yazıyor. 800 kiloluk cam. Yani ben mücadele etmeyi zaman zaman bırakıyorum da artık. Yenildiğimizi düşünüyorum ama sizin gibi, Hakan Kabasakal gibi, Eda gibi hala yani hep buradaki tüm hazırın gibi mücadele edenleri gördükçe ben yine gazlanacağım, yine devam edeceğim onlara. Disipline etmeye çalışacağım hocam. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık tekrar. Şimdi Antalya'ya gideceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Deniz Biyolojisi Müzesi var. Elif Oran'ın sorumlusu. Çok güzel böyle didaktik, kalem gibi işlenmiş bir müzenin sorumluluğunu yürütüyor. Ben gezme fırsatı buldum. Aynı zamanda deniz kültürüne de hizmet ediyor. Bilim olduğu kadar deniz kültürüne de hizmet ediyor. Elif'i ben çok yönlülüğüyle tanıyorum. Elif senin de sözlerin vardır anlatacak. Buyur seni dinliyoruz. Çok teşekkürler Gökhan. Ben İlk önce kendimi bir update dediğim veriyi, Deniz Biyolojisi Müzesi şu anda COVID nedeniyle kapalı. Küçük bir tadilatta ama yaklaşık bir 10-15 gün sonra tadilattan çıkacağız ve bütün deniz severlerle tekrar buluşacağız. Öncelikle Dünya Okyanus Günümüz kutlu olsun. Özellikle Bayram Hocama çok teşekkür ederim. Nuri Hocama çok teşekkür ederim beni de programa aldıkları için. Gökhan çok güzel bir program oluyor. Eline diline sağlık. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeyim. Küçük bir tadilat var. Sesim bozuk gelirse affola. Gayet iyi. Şu anda ben Avrupa Birliği İlişkileri ve Proje Şube Müdürü olarak burada çalışıyorum. Dolayısıyla aslında birçok denizle ilgili projeye de hem STK'larla hem akademisyenlerle yürütme fırsatı olan bir alandayım. Akademiden geçmem itibariyle bunun avantajını kullanıyorum. Tabii STK'larla çalışmış olmamın, Bayram Hocam'ın öğrencisi olmanın, TÜDAV'daki çalışma yıllarımın avantajını kullanıyorum. Aslında bu şekilde multidisipliner, interdisipliner kurumlar arası çalışan kişilere de ne kadar ihtiyaç olduğunu da birebir görüyorum. Yerel yönetimlerde şu anda orta düzeyde bir yönetici olarak. Öncelikle ben ekranımı paylaşabiliyor muyum? Gökhan? Evet evet Bilal abi. Top sende Bilal abi. Oldu mu? Ben gör. Tamam. İlk önce Deniz Biyolojisi Müzesi'ne bekliyoruz herkesi. Ben burada Nuri Hocamı ağırladım, sizleri ağırladım. Gökhan'la güzel bir program yaptık. Bayram Hocam'la, Arda Hocam'la çok güzel bir Antarktika sergisi yaptık, söyleşiler yaptık. Gökhan Hocamı ağırladım, Antarktika söyleşisi yaptık. Dolayısıyla aslında çoğunuz bizi ziyaret etti ve müzemize destek oldu. Fakat gezmeyenler için de yeni projelerde hep beraber müzede aktiviteler yapmak için hazırız. En önemli çalışmalarımızdan biri projelerden sorumlu olarak şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Antalya'da Antalya'nın deniz ve kıyıların iklim değişikliğine adaptasyonu projesini gerçekleştirdik. Bu projenin en önemli aktivitelerinden biri bizim deniz surveyleriydi. Deniz surveylerinde ben de denize tekrar hocalarım sayesinde biraz dönüş fırsatı buldum, biraz ıslanma fırsatı buldum. Burada Antalya'nın özellikle değişen ekosistemini, istilacı türleri ve koruması altındaki olan türlerin de yoğunlukları hakkında bilgi sahibi olduk. Bilgilerimizi update ettik ve dalış merkezleriyle de bir arada çalışma ve onların da verilerinden yararlanma fırsatı bulduk. Projemizin en önemli aksiyonlarından biri de yine müze içi eğitimlerde. Müze içi eğitimlerde yaklaşık 2 yılda biz 15 bin kişiye ulaştık. Aynı zamanda okullara gittik. Okullarda 10 bin kişiye ulaştık. Burada benden önceki hocalarım değindi. Mavi ekonomik büyüme ve işte Bilecanoğlu hocam değindi. Çocuklar bize aslında isteyerek gelmiyor, çok düşük puanlarla geliyor diye.
İsmet Saygu'yla bir telefon görüşmem olmuştu. O şunu söylemişti. Aziz Nesin Matematik Köyü'nde nasıl çocuklar matematik öğreniyorsa aslında bizim de bir deniz okuluna ihtiyacımız var. Aslında ilkokuldan, liseden, ortaokuldan çocukları üniversiteye seçerken bizim mesleğimizle ilgili ne yaptığımızı bilmelerine ihtiyacımız var ki hayal kurabilsinler. Biz bu Deniz Biyolojisi Müzesi'nde ve projenin farkındalık çalışmaları sırasındaki çocuklara ulaştığımızda hep şunu sordular. Bir deniz biyolojisi, bir deniz biyoloğu ne iş yapar? Ve aslında o belgesellerdeki hayallerini süsleyen çalışmaların dışında yaptıklarımızı daha önceki hocalarımız söylediği gibi bilimsel verileri nasıl yorumlayıp aslında ekosistemi modellemeye çalışmamızı, dolayısıyla matematik temelli bir bilim olmamızı, modellemelerin ne kadar önemli olduğunu öğrendikçe aslında işin ciddiyetine varıp evet, aslında bir deniz biyoloğu olmak, Jacques Cousteau olmak demek değildir. Hep ben de bu örneği çok kullanırdım. Jacques Cousteau belgeselleriyle beraber biz mesleğimizi seçtik diye. Aslında Jacques Cousteau olmak değil. Ben üniversitedeyken ilk What is a Marine Biologist diye bir sunum izlediğimde ilk söylediği şey being a marine biologist is not being a Jacques Cousteau. Dolayısıyla deniz biyolojisi okumak, deniz biyoloğu olmak, sürünleri okumak Jacques Cousteau olmak demek değildir. Jacques Cousteau'dan esinlenebilirsiniz ama sizin işiniz modellemedir, sizin işiniz matematiktir, sizin işiniz bilimsel verilerdir. Verisi olmayanın sadece fikri olur. Bilimsel veri çok önemlidir. Bu bakımdan çocuklara bunları aşılayabilmek, meslekle ilgili hayaller kurabilmelerini, gelecekte onların ne türlü çalışmaların beklediğini anlatabilmek çok önemli. Biz hem projeyi hem de Deniz Biyolojisi'ni bu amaçlı bir platform olarak kullandık. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki çocuklara ulaştığımızda, geleceğe ulaştığımızda aslında şimdiki konumuza dönecek olursak korunması gereken türlerin korunması için ya da korunması gereken alanların korunması için onlarda farkındalık oluşturursak hedefe ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla biz yine proje kapsamında bir çocuk kitabı çıkarmıştık. Çocuk kitabını yayınladık, 1000 tane basacağız derken o kadar fazla ihtiyaç oldu ki 14 bin bastık. 14-15 bin çocuğa biz bu kitabı oluşturduk ve hala istiyorlar. Çok ilginç. Yalnız projemiz bitti, bütçemiz kapandı ama 15 bin çocuğa biz bu kitabı dağıtma fırsatı bulduk. Özellikle turizm sektörüne ulaştık. Turizm sektöründe aslan balığı, balon balığı, işte deniz anaları ile ilgili verileri güncelleyip turizm sektörünün ihtiyaçlarını bir yerde karşılamaya çalıştık. Çünkü bize en fazla ne yazık ki bu konuda deniz analarının artışı ile ilgili, halk sağlığı problemleri ile ilgili sorunlar bize aksettirilse de sorunlarla ilgili yüksek sesle konuşulmaması, basına yayılmaması gibi hep böyle kapalı kapılar arkasında toplantılar yapılması, turizmin etkilenmemesi için isteniyordu. Fakat biz şunu söyledik ki riski yönetebilmek için ilk önce veriyi doğru aktarabilmemiz lazım. Halkı doğru bilinçlendirebilmemiz lazım. Halkı doğru bilinçlendirmek için de bu türlü posterler ve videolar, kısa videoları yaygınlaştırma çalışmaları olarak çok önemsedik. Dedik ki istilacı türlerle siz eğer kapışmak istiyorsanız, istilacı türlerin eğer azaltılmasını hedefliyorsanız, işte her tarafımız balon balığı oldu, tutacak balık bulamıyoruz, her tarafımız aslan balığı oldu, işte biz Akdeniz'in restoranlarında hocam işte bize lahoz, orfoz olmazsa olmaz, ben en yüksek otel müşterimin önüne orfoz, lahoz koyamıyorsam ben kalite kaybına uğrarım, marka kaybına uğrarım deniyorsa biz de diyoruz ki İlk başta onlara gözünüz gibi bakın, çünkü sizin o istilacı türlerle kapışacak olanlar denizde sizin avlamanızda balon balığı azalmaz, sizin avlamanızda değil, doğal predatörlerini bizim desteklememiz lazım. O yüzden çözümümüz Akdeniz'in yerel ve endemik türlerini korumak diyoruz. Yine aynı şekilde deniz anaları Antalya Körfezi'nden, o diğer Akdeniz'de çeşitli bölgelerde olduğu gibi Antalya Körfezi'nden de sıklıkla bildirildi. Bununla ilgili artışlar oluyor, bununla ilgili kazalar, yaralanmalar oluyor. Fakat dediğim gibi hep bu posterlerin çok yaygınlaştırmamasında, işte turistlerin çok ürkütülmemesini isteseler de biz yine diyoruz ki siz madem
deniz analarına karşı fiziksel veya kimyasal işte çözüm önerileri getirmeye çalışanlar, işte biz bunları nasıl avlayalım, biz bunları nasıl yok edelim diyorsanız, hayır, yine çözüm sizin koruma altındaki türlerinizi korumak. Karetta karettalarınızı korursanız deniz analarıyla ilgili de asıl doğal savaşı yapmış olursunuz. Turizm nedeniyle karetta karetta yuvalarını bu şekilde gördüğünüz gibi eğer tarla gibi sürerseniz, bunların yuvalarını mahvederseniz size deniz anası artışları olarak bunlar geri dönecektir. Dolayısıyla bu bedeli ödeyeceksiniz. Dolayısıyla turizm sektörünün de koruma altındaki türlere yatırım yapması gerekiyor ki doğal alanların korumasını onlar bir marka değeri olarak kullansınlar. Asitifikasyon dedik. Asitifikasyonla ilgili eğer bir sorun yaşıyorsak neye iyi bakacağız? Yine koruma altındaki deniz çayırlarımıza iyi bakacağız. Deniz çayırları habitatlarını korursak yine asitifikasyonla mücadelemizde başarıya belki ulaşırız. Akdeniz çöplük haline geldi. En büyük plastik kirliliği, dünyadaki en büyük plastik kirliliğinden birisi Akdeniz'de yaşanıyor. Bunun en büyük sorunlarından biri de ne yazık ki Türkiye. Türkiye'de bütün bununla ilgili yapılan projelerin destek bulmasının nedeni bu. Ben Avrupa Birliği projelerini de takip ettiğim için özellikle bu konuda Türkiye'nin acil önlemler almasını istiyorlar. Çünkü Türkiye ne yazık ki Akdeniz'i en çok kirleten ülke. Ve Akdeniz'e ne yazık ki her yıl 200 milyon turist geldiği için yaz döneminde de bu deniz çöplerinde %40 artış olduğu bildirilmiş. Biz bu çöpleri sadece işte denizde görmüyoruz, dipte bunlar kıyı alanlarına taşınmıyor dediğimiz zaman bunların bedellerini ne yazık ki o koruma altına almaya çalıştığımız türler ödüyorlar. Bu plastik kirliliğinin de bedelini yine onlarda görüyoruz. Fakat denizine ne atarsanız fırtınalarla, daha sonra oluşan dalgalarla, akıntılarla tekrar kıyılara vuruyor. Bu eninde sonunda bunun bedelini bir şekilde ödüyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar umarım sözümü süremi aşmamışımdır. Hiç sorun yok. Gayet iyi, zamanlama da iyi. Teşekkür ederim. Tekrar Okyanuslar Günümüzü hepimizin kutluyorum. Elif ağzına sağlık. Deniz Biyolojisi Müzesi'ne herkesin gitmesini umuyoruz. Onları güler yüzüne karşılayacağını ve güzel bir tura çıkartacağına eminim. Özellikle o deniz memelileri kısmı gerçekten büyüleyiciydi. Tabii sadece bu koruma altındaki türleri umarım müzelerde görmek zorunda kalmayız. Evet. Bunu asıl doğal ortamlarında sağlayabiliriz ziyaretlerimizi. Evet, ağzına sağlık. Şimdi Hakan Kabasakal, Yüksek Su Ürün Su Bilimleri Mühendisi. Hakan Kabasakal bizimle olacak. Balık bilimleri, ihtiyoloji araştırma topluluğu adına aramızda. Ama inanın topluma katkısı o kadar fazla ki en azından sokak diliyle bu hayvanların korunması için benim çok sık başvurduğum bir isim. Kendisine sözü vermek istiyorum. Hakan abi sendeyiz. Ben sizi göremiyorum şu anda. Tamam, düzelecektir. Bilal abi müdahale eder misin? Sunumda kaldık, hemen düzeliyor. Tamam mıyız? Bir saniye bekleyelim istersen motivasyonun düşmesin abi. Evet. Sendeyiz Hakan abi. Herkese merhaba. Burada öncelikle sevgili Bayram hocama, değerli Nuri'ye, Serço abiye, şu anda önümde onlar açık olduğu için direkt onları söylüyorum. Artık bugün bu keyifli toplantıya katılan herkese öncelikle sevgi ve saygılarımı göndermek istiyorum. Bilhassa sevgili Bayram hocamı yıllar sonra görmüş olmak beni apayrı mutlu etti. Ben size köpek balıkları ile ilgili o bilim dünyasının alıştığı rakamları söylemeyeceğim. Evet, bu rakamları toplamak zorundayız. Bu hayvanların her birinin ne olduğunu, yaşam hikayelerinin ne olduğunu idrak etmek için eyvallah, tamam, bu rakamları bir şekilde toplamak gerekiyor. Bunun için de ne yazık ki kan akıtmak gerekiyor. Ama artık dünyada bir algı değişimi de gerekiyor bu hayvanları korumak için. Ve bütün bu algı değişikliğinin gerekliliğinin sebebi de maalesef bu rakamların kendisi. Ben aşağı yukarı 32 senedir hayatımı köpek balıklarının araştırılmasına vakfetmiş bir insanım. Kıkırdaklı balıklar değil, batozları önemsemem, görmezden gelirim. Evet, doğada önemlidir onlar ama ben onları görmem. Benim tek derdim fuziform
köpek balıklarıdır ve dediğim gibi 32 senedir bu hayvanların peşinde keyifle sürdürdüğüm bir yolculuğum, seyyahıyım ben. Ve bunun ilk meyvesini ben 2011 senesinde şu kitabı yayınladığında aldım. Türk Sularında Köpek Balıkları. Bu kitap, 2011 yılında yayınlanan bu kitap, Türkiye'de Türkçe diliyle bu konu üzerine, bu hayvanlar üzerine yazılmış ilk ve hala tek kitaptır. Ve büyük bir mutluluk daha duyuyorum şu anda. Sevgili Bayram Hocam'ın öne yak olmasıyla TÜDAV'dan bugün belki yayınlandı, belki yarın yayınlanacak. Türk sularında yaşayan köpek balığı türlerinin İngilizce saha rehberi çıkacak inşallah ve TÜDAV'a katkılarından dolayı, bu kitabı yayınlanmaya layık gördüklerinden dolayı bütün yüreğime teşekkür etmek istiyorum. Peki 2011'de yayınlanan ilk kitapla 2020 yılında yayınlanacak olan ikinci kitap arasında ne değişti? Bir kere tür sayıları arttı. İlk kitapta 34 tane türümüz vardı. İkinci kitapta 36 ve gelmeye devam ediyorlar. Özellikle Akdeniz bölgesinde çalışan köpek balıkçı arkadaşlardan çok rica ediyorum. Kaplan köpek balığını her an bulabilirler. Çünkü 2018'de Libya'da Sirte Körfezi'nde resmen kaydedildi. 1980'den beri var mı yok mu tartışması vardı ama 2018'de resmen kayıtlara girdi. Carcharhinus amboinensis, Carcharhinus sumeri gibi hala faunun olmakla olmamak arasında bir yere koyamadığı bazı türler de var. Dolayısıyla bu türleri hepsini var kabul ettiğimizde Akdeniz'deki şu anki güncel tur sayısı 51 ve bizim sularımızda 36 tanesi var. Yani bu kadar rakam yeter. Köpek balıkları bir kez azalmaya başladıklarında popülasyonlarının kendilerini toparlaması uzun yıllar, 30-40 hatta 50 yıl alan, bazen de asla bir daha kendine gelemeyen türler. Ve bunun en önemli sebebi hedefli ya da hedef dışı avcılık ve alan kaybı. Alan kaybı içerisinde ise genel bir balıkçılık alanının kaybından ziyade nursery olarak adlandırdığımız doğum ve büyüme alanlarının kaybı. Köpek balıklarını diğer balıklardan biraz ayrı tutmak lazım. O kadar mükemmelleşmiş canlılar ki en ufak bir av baskısını hissettikleri anda bulundukları bölgeyi terk edebiliyorlar. Ben uzun uzadıya bu konunun bilimsel kaynaklarını paylaşmayacağım süremi güzel kullanmak için ama nursery kaybı, doğum alanı ve üreme alanı kaybı yaşadıklarındaysa çok büyük darbe yiyorlar. IUCN'in geçen sene yayınlanan en güncel raporunda Akdeniz genelinde bir önceki Braday raporunda %40 olan tehlike altında ya da kritik tehlike altında olan tür sayısının köpek balığı olarak IUCN'in Otero tarafından yayınlanan 2019 raporunda %70'e çıktığını görüyoruz. 96'da Serafoğlu ve arkadaşlarının ilk yayınladığı raporda bu %30 falandı. Bakın Akdeniz'deki köpek balıkları geometrik bir azalma artışı tehlikesinde ki 2014 yılında yayınlanan ve dünyada köpek balıklarının en büyük azalmaya uğradıkları raporlanan 3 tane ana sıcak noktadan bir tanesi Akdeniz. Dolayısıyla bugün itibariyle Türkiye kıyılarında 5 tane kanıtlanmış nursery'e sahip olan ülkemiz köpek balıklarının korunması açısından çok ciddi bir avantaja sahip. Ekolojik önemlerine rağmen köpek balıkları ne yazık ki toplumsal algıda yırtıcılıkla ve kan akıtıcılıkla özdeşleşmiş canlılar olarak görülüyorlar ve bu onları korumayla ilgili çabalarımızın önündeki en büyük engel. Hedefli ya da hedef dışı avcılığı kanunlarla engelleyebilirsiniz. Bu bir şekilde yapılabilir. Ama toplum algısını değiştirmediğiniz müddetçe bu hayvanların korunmalarının ekolojik gereklerini toplumun bu işin profesyonelleri dışında kalan genel dinleyici kitlesine, ki milyonlardan bahsediyoruz burada, kabul ettiremediğimiz müddetçe biz bu hayvanları kanun zoruyla koruyamayız. Çünkü ne bir karetta kaplumbağasının ne de bir Akdeniz fokunun sevimli yüzü yok bu hayvanlarda. Oysa köpek balıkları ekosistem içerisinde tepe yırtıcılar olmaları sebebiyle ekosistemin ana düzenleyici unsurlarından biridir. Büyük balık sürülerinin sağlığını korurlar hasta ve sakat hayvanları avlayarak.
ekosistemi dengelerler. Ekosistemin içerisinden köpek balıklarının alınması ekosistemin bütün dengesini alt üst edecektir. Bu birçok projeksiyon çalışmasıyla kanıtlanmıştır. Kanıtlanmış bir gerçektir. Dolayısıyla bizim öncelikle bu iş için harcayacağımız çabalarda, bu iş için harcayacağımız paralarda toplumsal bir kabullenmişlik yaratmak için toplumsal bir farkındalık yaratmak zorundayız ve bunu da bir an önce yapmak zorundayız. Bizim genel bir balık, köpek balıklarına yönelik genel bir koruma çabasından önceki 2018 yılında yayınlanan Türkiye Köpek Balıkları Ulusal Eylem Planı'nda 12 tane köpek balığı türünün acil korumaya alınmış olması çok önemli bir adımdır. Hani bunların yaşam hikayelerinin ne olduğunu aldırmaksızın bunların korumaya alınması çok ciddi bir adım. Fakat burada ciddi eksikler de var. Bu eksiklerden bir tanesi bütün Akdeniz'de Bern Konvansiyonu 3. Aneks'le koruma altında olan satışı, bırakın satışını, avlanmasını, karaya dahi çıkartılması yasak olan Karkaradon Karkaryaz, büyük beyaz köpek balığının eksik tutulmuş olması bir ne yazık ki ciddi bir eksiklik. Çünkü bu köpek balığı türünün Akdeniz'deki kanıtlanmış, şu anda aktif olarak kullanılan tek üreme bölgesi Edremit Körfezi. Ben bir ekran paylaşımı rica edebilir miyim? Tabii tabii abi. Bilal abi. Şu görmüş olduğunuz çene 2008 yılında Edremit Körfezi'nde yakalanan ve Akdeniz'in dünyada kayıtlara geçmiş en küçük yeni doğanlardan bir tanesi ve biz her yıl orada Haziran başıyla Temmuz arası, Temmuz ortası arasında her yıl 4-5 tane ya da yeni doğan görüyoruz. Şimdi ben size hemen şu sunumu bir paylaşmak istiyorum, açmayı becerebilirsem. Bu harita şu anda burada görmüş olduğunuz siyah noktalar Türkiye sularında varlığı kanıtlanmış kesin üreme bölgeleri. Şurada İskenderun Körfezi'ndeki ana üreme alanını görüyoruz. Burası sadece Karkamus Plumbeus'un değil, Ektrançias Perlon'un ve Etnopterus'un da üreme alanı ve burada başka yeni doğanlar da çıkıyor. Isimus da çıktı en son burada. Boncuk Körfezi zaten kul köpek balığı Karkarus Plumbeus'un yıllardır bilinen bir üreme bölgesiydi. Foça'da yine Lamniform türlerin, Isurus Oxyrhynchus'un ve Karkaradon Karkaryas'ın ciddi bir üreme ve üreme sonrası alan hakimiyetini öğrenme renci içerisinde kalan bir bölge. En kuzeydeki bölge deniz yol türlerini, bilhassa Exanthus Christeus ve Galatias Nichia'nın üreme bölgesi. Ben 20 yıllık süre içerisinde bu hayvanların göbek balı yarası taşıyan birçok yeni doğanını görme şansım oldu burada. Ve burası işte, hemen bir sonraki slayta geçiyorum. Edremit Körfezi, bakın bunlar bizim sularımızda yakalanmış olan, son 2008 yılından beri yakalanmış olan, kazara yakalanmış olan tüm yeni doğanlar ve juvenil büyük beyazlar. Şu gördüğünüz 1, 2, 5, 7, 9 tamamen yeni doğan. Diğerleri ise 1-3 yaşından küçük yeni doğanlar. Ege Denizi'nin en büyük özelliği bir adalar denizi olması ve dünya genelinde büyük beyaz köpek balığının üreme alanlarına baktığımızda bu bölgelerin adalar zengini olduğunu görüyoruz. Çünkü bu hayvanlar Domeyer ve arkadaşlarının çok yeni bir çalışmasında üreme amacıyla 25 bin kilometre mesafeyle göç yapıyorlar. Güney Afrika ile Batı Avustralya arasında her iki üreme bölgesinde en önemli topografik özelliklerinden biri adalar denizi olması. Çünkü bu uzun göçlere çıkmadan evvel, ki bizim yeni doğanlarımız da Akdeniz'in uzak bölgelerine, belki Atlantik'e çıkıyorlar, birkaç sene boyunca bu adalar denizinde hayatta kalmayı, uzun göçler öncesi hareket etmeyi öğreniyorlar. Biz öncelikle bu bölgeleri korumayı öğrenmek zorundayız. Çıkabiliriz ekran paylaşımında. Bizim çok genel bir av alanı koruma planından önce köpek balıkları ile ilgili olarak bu bölgeleri, üreme alanlarını korumaya yönelik ciddi çalışmalar yapmamız gerek ve öncelikle üreme araştırma yöntemlerimizde çok ciddi modifikasyonlara gitmemiz gerekiyor. Artık köpek balıkları araştırmalarında kan akıtmak ne yazık ki istenen bir yöntem değil. Opportunistik research, yani fırsatçı araştırma adına kazara yakalanmış türleri, evet, diseksiyon yapıp incelememiz gayet normal. Çünkü ölmüş bir hayvanın ziyan edilmemesi ve ondan öğrenilebilecek maksimum bilginin öğrenilmesi gerek. Ama
canlı hayvanın incelemesinde BRUV dediğimiz Baited Remotely Operated Video, yani yemlenmiş video yöntemi, critter cam takarak bu hayvanın bütün alan içerisindeki hareketinde ki etrafının gözlenmesi, artı affedersiniz uydu markası takarak bütün hareket alanının gözlenmesi gereken yani temel amaç bu. Amerika'daki bir ekip üreme dönemlerinde bu hayvanların ultrasonla rahimlerini dahi incelemeye başladı. Dediğim gibi öncelikle köpek balıklarında geleneksel araştırma yöntemlerini bir kenara bırakmak değil ama ikinci, üçüncü hatta dördüncü seçenek olarak düşünmemiz gereken bir çağdayız elimizdeki teknoloji sayesinde. Köpek balıkları evet korunmalı. Yine büyük beyaz köpek balığı özelinde konuşarak sözlerimi noktalamak istiyorum. Üç yer söyleyeceğim. Guadalupe Adaları, Kaliforniya, Dair Adası, Cape Town, Güney Afrika ve Batı Avustralya. Burası, bu üç bölge son 50 yılda büyük beyaz köpek balığı saldırısı kaynaklı en fazla insan hayatı kaybının yaşandığı yerler olmasına rağmen dünyada büyük beyaz köpek balığının ilk korumaya alındığı bölgeler. Bu bir tezat değil. Çünkü burada büyük beyaz köpek balığının hayatta kalmasıyla ilintili milyon dolarlık ekonomiler yaratıldı. Bu ekonomi nedir? Ekoturizm ve köpek balığı kafes dalışı. Bu bölgede yaşayan insanlar büyük beyaz köpek balığı hayatta kalması halinde artık kendi hayatlarının idame edeceğini farkındalar. Dolayısıyla biz bir ekolojik ekonomi, en azından büyük köpek balıklarının merkeze yerleştirildiği, insanın dışlanmadığı, özellikle üreme dönemlerinde kıyı avcılığının, burada gördüğünüz juvenil köpek balıklarının tamamı kıyı avcılığının kurbanlarıdır. Bir şekilde kıyı avcılığının en azından dönemsel olarak kontrol altına alındığı, hatta yasaklandı ama dönemsel olarak bir ekonomi yaratmak zorundayız. Aksi takdirde insanı dışlayan ve sadece dar alanları ya da geniş alanları hani birazcık böyle zaptırat alma yoluna giden koruma yöntemleri burada insanlarda nefret yaratıyor. Kendi ekonomik gelirlerini kısıtladığı için. Bu dünyada defalarca görüldü. Son olarak şuna değinmek istiyorum. Köpek balıkları geriye bırakıldığında yaşarlar mı? Hayır, yaşamazlar. Bycatch'te yakalanan köpek balıkları bu canlı olarak güverteye alınmaları halinde stres hormonlarının tavan yaptığı türler arasında yer alıyor ve amonyak zengini dokuları bunun başlıca sebebi. Dolayısıyla bir köpek balığının denize balık gibi geri bırakılması onun yaşayacağının garantisi değil. Kritik mortalite her zaman göz ardı ediliyor. Yani gizli ölüm olarak Türkçeleştirebiliriz bunu. Dolayısıyla burada ciddi bir balıkçı, avcı eğitimine de ihtiyaç var. Evet, toplumsal farkındalık, köpek balıklarının ekolojik yöntemlerinin profesyonel dil dışında halkın anlayacağı bir dille anlatıldığı bir kampanya bu işin bir çaprazıysa diğer çaprazında köpek balıklarının hem balıkçının emniyeti hem de hayvanın emniyeti açısından en optimum şekilde nasıl taşınması, av aletinden nasıl uzaklaştırılması, güvertede nasıl muhafaza edilmesi ve denize geri nasıl bırakılması. Bu iki çapraz da akılcı çözümler üretilmediği müddetçe köpek balıklarını korumak için atılacak tüm adımlar ne yazık ki boşa çıkacaktır. Kaldı ki Türk sularında da artık çok ciddi anlamda köpek balığı saldırıları gündeme gelmeye başladı. İskenderun Üniversitesi'nden Deniz Ergüden hocayla ve Mersin'den Deniz Ayas hocayla çok yeni bir makale yayınladık. Şu anda basım aşamasında, Anneller Dergisi'nde 2019 yılında taş ucunda meydana gelen ve kitaplarda görece masum bir tür olarak adlandırılan Carcharhinus fulvus kaynaklı iki saldırı meydana geldi. Bunun sebebi ise kıyıya çok yakın kurulan akvakültür tesisleri. Biz ne yazık ki denize kullanırken yaptığımız besin uyarılarının hayvanlarda bir avlanma stimülasyonu yaratacağını ve bunun sonrasında da kıyılarda saldırıyı kışkırtacağını düşünmeden bazı işleri yapmaya başladık. Saldırılar hakkında bunlardan fazlasını şu anda söylemek istemiyorum. Makale yayınlandığında hepinizle seve seve zaten paylaşılacak bu. Dolayısıyla Türk suları eskiden iddia edildiği gibi köpek balıklarından arınmış emniyetli sular değil. Köpek balıkları her yerde var ve iddia edildiği gibi Türk sularında sadece yani predatörler türler yaşamıyor da değil. Predatör türler de var, agresif türler de var. Ve bunlarla birlikte aynı sularda hem onları hayatta tutarak
hem de denizden faydalanırken onları yok etmeden hayatta kalarak bir çözüm bulmanın gündeme gelmesi gerekiyor ve bunun için de çok akılcı, insanı ve köpek balığını bir şekilde ortak noktada buluşturan akılcı bir yönetim planı gerekiyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve Dünya Okyanusu'nuz kutlu olsun. Hakan Hocam, rica etsem dosyanızı kendi bilgisayarınızdan kapatabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Hakan Kavasakal, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sorulara geçeceğiz ama o fotoğraflardan bazıları senin evinin fayansı, onu da söylemeden edemedim. Bilime katkı sunmak için tüm gücünle çalışıyorsun. Bedenen, fikren hep köpek balıklarını korumak için çabalıyorsun. Söylemeden edemedim. Bayram Hocam, müsaadenizle eğer bu sunuma dair soru, kafasına takılan herhangi bir soru işareti olan varsa onun sorularını alalım. Onun için zaman tanıyalım katılımcılara. Peki. Son bir oturumumuz var. Gelen konuşmacılara hoş geldiniz diyorum şimdiden. Onun için zaman disiplinine iyi uymamız lazım Gökhan. Tamam hocam. Soru yok herhalde hocam. O zaman. Peki. Ben Eda'ya soracaktım ama Eda'nın başarılı olduğunu biliyorum. Eğer Eda, bizi sevindirir misin? Seninle birlikte, dalan o isimlerle birlikte mercan transplantasyonunun yüzde kaçlık bir başarıyla sonuçlandığını söylersen biz de umutlu olacağız, mutlu olacağız. İlk başta bu konuyu gündeme getirdiğimizde %90'lık bir başarı söylemiştik ama şu anda %75 civarında bir başarı oranımız var. Ama şöyle, bu bizim için bir denemeydi. Deneme amacı taşıyan bir çalışmanın başarısı olarak aslında çok iyi bir rakam. Genel olarak zaten mercan transplantasyonlarında, Akdeniz'deki mercanlardan bahsediyorum, transplantasyon başarı oranları fena değildir. %50 civarında başlar, %90'lara kadar gider. Biz de o ortalamada bir şey elde ettik ama en önemlisi ideal yöntemi belirledik. Yani bundan sonraki daha geniş kapsamlı transplantasyon nakil çalışmalarımızda çok daha yüksek garantili başarı oranları elde edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.